Ligin arz ettiği bu manzara karşısında yarın Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş karşılaşmaları çok büyük önem kazandı. İlk karşılaşmada deplasmanda almış olduğu 1-1'lik beraberliğin sonrasında Fenerbahçe, Eskişehirspor karşısında kendi sahasında bu güzel skoru koruyacaktır inancındayım ben ve finale yürüyen ilk takım olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde hakikaten ciddi bir sıkıntıları oluştu son belediye mağlubiyetinden sonra. Aradaki puan farkı azaldı, her şey olabilir. Onun için Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka 3 kupaya, 3 kupada yola devam etti. Avrupa Ligi'nde yarı finalde elendi. Türkiye Ligi mücadelesini işte bu hafta sonlandırdı, kaybetti ve Türkiye Kupası'nı mutlaka almak isteyecektir. Onun için Fenerbahçe'yi ben finalde şanslı görüyorum. Öteki karşılaşmaya gelince Trabzonspor uzun süre 2-0 götürdüğü ve son saniyelerde bulduğu ve 2-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşına Avni Aker'e çıkıyor. Trabzonspor'un ligdeki durumu belli. Bu sene inanılmaz kötü bir performans gösteren Bordo Mavili takımın hem kendini seyircisine hem de Avrupa bileti alma yolunda çok önemli bir maça çıkacak. Ve bu maçı da kazanmak isteyecektir. Çünkü başka hiçbir şansı yok Bordo Mavili takımın. 2-1'in rövanşında kendi evinde Avrupa biletini almak ve geride kalan pasif ve başarısız bir yılı unutturmak isteyen Trabzonspor'da Sivasspor'un yerini geçecektir. Benim kişisel görüşüm Türkiye Kupası'nda final Fenerbahçe ile Trabzon arasında olacak.